Yuh! Yine mi sen? Ben de aynı size soracaktım. Peşin peşin söyleyeyim, öyle peşine düşerim, takip ederim. Tripleri bana sökmez. Bu hiç korkmam. Burası benim iş yerim. Ay ne tesadüf, benim de. Müsaade ederseniz aşağı ineceğim. Ama tanımadığınız belli, aynı asansöre binmek konusunda bir fobiniz yoksa. Hangi birimde çalışıyorsunuz? Neden sordunuz? Daha önce sizi görmedim de o yüzden. Genel müdür asistanının asistanıyım. Yani az önce oldum. Demek o sensin. Ne o? Beğenemedin mi? Sen de patronun ayakçısın herhalde. Bir nevi diyelim. Neyse ki ne olduğumuzu biliyoruz. Neden durdu şimdi bu? Arızalı. Arızalı, arızalı da bunu. Neden durdu bu? Baba böyle kalacak mı şimdi? Biz burada böyle kaldık mı şimdi? Ben sadece ayakçıyım. Asansör işinden anlamam. Dur. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Benim kaba yerde kalma fobim var bak. Nefes alamıyorum ben. Bir şey yap. Hemen bir şey yap. Emme dersin. Bir şey yap bak, şaka yapmıyorum ben. Nefes alamıyorum. Panik atak geçiriyorum. Bak. Bak. Klostrofobik birine ne yapılır biliyorum. Ama gene kızacaksın. Yap ne biliyorsan yap bak. Nefes alamıyorum. Panik atak geçiriyorum. Ben biliyorum kendimi. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere tamam. İnan. Tamam geçti, sakin ol. Güvendesin, tamam. Sakin ol. Daha iyisin. Tamam mı? Sakin ol. Ne güzel bir koku. Ne bu böyle ya? Her fırsattan istifade bırak beni. Bırakmam, kötü oluyorsun sonra. Ya bırak dedim. Ya hayır, lafın arkasında dur biraz. Tut dedim, tutuyorum işte. Şimdi de bırak diyorum. Hayır. Asansör düzelsin öyle. Söz veriyorum. Kabul et. Hiç değilse dikkatini dağıtıp panik atağına savuşurdum. Görüşmek üzere. Bildiğin pişkin.